Malumunuz artık bir enformasyon bombardımanı altında yaşıyoruz. Televizyonuyla, gazetesiyle, internetiyle. Bir medya imtihanı yaşıyoruz diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani belki biraz daha genelleştirelim onu. İletişim imtihan diyelim ona. Öyle isimlendiriyorum ben. Çünkü hani sadece bildiğimiz anlamda radyosuyla, ile televizyonuyla, ile gazetesiyle medya yok. Aynı zamanda bir de sosyal medya gerçeği var. Evet. Belki 10-15 seneye kadar hayatımızda olmayan, belki bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya şimdi gelmiş bulunan bir süreç bu. Tabii bilginin bu kadar hızlı tüketilmesi, bu kadar hızlı üretilmesi, bu kadar hızlı yayılması, Cep telefonlarımıza hem sosyal medyadan hem WhatsApp türü bir takım iletişim imkanlarından sürekli olarak bilgilerin akması bizi ciddi anlamda bir imtihanla karşı karşıya getirdi bana sorarsanız. Çünkü... Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani hem bizim kendimizde yani ait olduğumuz kültür ve din din dünyasıyla kendi çevremizde hem de dış dünya ile ilişkilerimizde birçok şeyi hakikaten bizi belli kritik bir imtihanı sokuyor bu süreç diye düşünüyorum çünkü doğru bilgi nedir? Doğru bilgiye nasıl ulaşılır? Doğru bilgi nasıl yayılır? Nasıl üretilir? Kitleler nasıl etkilenir? İlk önce kendimiz olan bir tane nasıl algılarız? Nasıl okuruz? Bunlarla ilgili her an imtihandayız. yani sürekli olarak hani e, hem e, kendi aramızdaki amatör ilişkilerimizi, iletişimimizi hem de e, maruz kaldığımız, sizin ifadenizi söylersek dışarıdan informatik olarak böyle başımıza sürekli gelmekte olan bu süreçte e, her an e, tetikte olmamız gereken bir süreç. Çünkü biz hani Müslümanlar olarak malumunuz bütün bu yaşadığımız sürecin aynı zamanda imtihanı vereceğimizi de inandığımız için aynı zamanda Allah'a karşı manevi olarak da bir sorumluluk içerisindeyiz. Yani bütün bu bilgilere nasıl baş edeceğiz? Yaydığımız şeylerin kaçı doğru? Evet. bütün bu bilgilere karşı Müslüman olarak biz nasıl bir sorumluluğumuz var? Çünkü duyulan, söylenen, yayılan her şeyin bir de sorumluluğu ve etkisi ve bize artı ya da etkisi, eksi yönde bir de çarpanı var e, katma değer olarak tabi cayse dönecek olan. E, dolayısıyla her an imtihan olduğumuzu söyleyebiliriz evet. özellikle bu noktada. Eyvallah.